Şimdi sevgili kardeşim, kabak çorbamız oluyor. Şimdi el muayenemize devam ediyoruz. Elimizde bir, daha doğrusu boynumuzdaki bir ağrının, boynumuzdaki olan bir olayın elimizdeki sinir hasar yapıp yapmadığını. Birinci hareketimiz neydi? Böyle yukarıya kaldırdık, aşağı indirdik. Yukarıya kaldırdık, aşağı indirdik. Bunu yapabiliyoruz. Güzel. Şimdi kardeşler geldik başka bir harekete. Bakın şöyle bir hareket yapıyoruz. Oh ne ala ne ala diyoruz. Şöyle oh oh ne ala ne ala diyoruz. Bunu yapamayan var mı? Bak ablada gene biraz sıkıntı var gibi bak. Çok ağrım var benim. Yap abla şimdi yap. Bak biraz zor yapıyor. Şöyle ellerini tam kavuşturamayan var mı? Ellerini tam kavuşturamayan var mı? Enci biliyor bu gece hiç uyumadı. Bak ablam biraz getiremedi. Tam bakın tam yapamadı. Benim bu ellerimde rahatsızlık olduğu için evet, yapamıyorum. Evet. Ablamda da başka bir türlü bir sıkıntı evet. Daha var. Dupuytren kontraktür dediğimiz evet, başka bir hastalık var. Şeker var mı sende? Yok şekerim yok. Şeker olmamasına rağmen burada bozukluklar evet. Var. Şöyle elini bir gösterelim. Üç numaraya gösterelim. Üç numaraya gösteriyorum. Üç numara. Bak şuraya gösterelim. Şurada bozukluklar var. Evet. Bak tam şurada. Onda da var, bunda da var. Üç numaraya gösteriyoruz. Parmağı hareket ettiren tendonlarda bozulmalar olmuş. Bakın şurada. Görüyorsunuz sertlikler var. Böyle bozulmalar var. Bu şeker hastalığında olabiliyor. Abla şu hareketi çok yapacaksın. Bak şöyle esnetmeyi. Bak hepiniz bu esnetme hareketini unutmayınız. Bunu bolca yapınız bacılar. Bakın şöyle yapınız. Nasıl ağrı yapıyor hocam? Ağrı çok oluyor. Ağrı çok oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Ne yaptık? Oh ne ala ne ala dedik. Bir başka bir hareket daha yapıyoruz. Parmaklarımızı şöyle kapatalım. İyice kapatalım. Kapattık. Şöyle açacağız, kapatacağız bakın. Kapat. Aç. Yapamayan var mı? Elleri açık kalan var mı? Kapat. Açık kalan var mı? Yap abla, kapat. Bakın şurada gene biraz sıkıntı kalıyor gibi. Şimdi elinizle kendiniz ölçeceğinizi söyledik. Tamam, bakıyoruz. Çorbanın durumuna da bakıyoruz. Bir dakika müsaade edin. Önemli bölüm burası. Şimdi elimizi kaldırdık, indirdik. Bir. Oh ne ala ne ala dedik. İki. Bir de şu parmakları şöyle kapatıp açtık. Bu üç tane siniri kontrol ettik kardeşler. Bunu yapamıyorsanız acil hastaneye gidip doktorlara göstereceksiniz. Şimdi biz de mesela bu ablama bakalım. Bir aletimiz var. Bu aletle elimizin gücünü ölçeceğiz. Şimdi abla şunu şöyle iyice sıkacaksın. Sık bakayım. Sık. Sık. Kime gösteriyoruz? İki numarada gösteriyorum. Bak sıktık. Sık abla. En fazla bırak ablacığım. En fazla 15 yaptı. Bununla sık abla şimdi. İyi sık. Bununla ne yaptı? 25 yaptı. Bundan ameliyatlıyım. Bir dakika. 25 yaptı. Ne oldu? Bu elinde bir problem var. İşte biz onu ispatladık. Ama önce muayenede bulduyduk. Ne dedi? Kaldırırken sıkıntım var dedim işte. Mesela diğer başka ölçelim. Gel abla seni ölçelim bakalım. Şöyle sık bakayım. Kaça geldi? 40. Öbürüyle bakıyoruz şimdi. Sık abla. Kaça geldi? Bu da 40. Görüyorsunuz çok iyi. İki elinde de 40-40 sıktı. Demek ki iki sinirde normal. Ablam ne oldu? Birinde 30'du, birinde 15 oldu. Demek ki problem var. Yani siz kendiniz bu muayeneyle anlıyorsunuz. Biz de ondan sonra bir de erkeklere bakalım. Bir tane abim ölçelim. Abi gel şöyle ölç bakayım. Oo. Abime ters davranma bak ona göre bak kaç. Amca oğlum. 55. 55. Evet. Hadi sıkalım. Ama senin de burada sorun var. Ne oldu? Niye söylemiyorsun deminden beri ya? Bak işte vaka çok güzelmiş. Bir dakika. Yakaladık işte bir tane daha yakaladık. Meğerse muayenede. Peki biliyor muydun bunun böyle olduğunu? Bakın sevgili kardeşlerim. Şunu getir, bunu getir. Bakın dur tut şöyle ikisini yan yana. Biraz şöyle açık. Bakın ne oldu? Bunu tam yapamadı. Bakın tam olmadı. Yani şöyle olmadı. Görüyor musunuz? Bakın burada sinirde problem vardı. Görüyorsunuz bir de muayenede baktık. Birinde 60'a yakın sıktı. Bunda 30 sıktı. Görüyorsunuz problem var. Bunun ne yapması lazım? Boyun bölgesini, omuz, dirsek, el bileğini kontrol ettirmesi lazım. Neden? Buradaki sinirlerde problem var. Eğer siz de bir daha söylüyorum hareketleri
Şurada tam şöyle bir numarayı getir abi, şöyle yapalım. Şu hareketi yapacaksınız bakın, bu hareketi. Onu kapat abi şöyle ellerini. Aç. Kapat. Bakın tam kapatamadı da. Bakın dikkat et, kapat. Aç. Tekrar kapat. Bakın şu iki parmak açık kaldı. Açık kaldı. Görüyor musunuz? İki tane sinirde yakaladık abim. İki sinirde problem var. Şu el bileğinde sıkıntı olabilir, dirsekte olabilir, omuzda olabilir. Parmak şöyle oluyor bazen. Parmakta da tetik parmak oluyor. Evet, evet, takılma yapıyor. Bunu da önümüzdeki günlerde anlatırız. Şimdi görüyorsunuz kardeşlerim, lütfen bunu iyi ezberleyiniz. Şu açıp kapama hareketleri bakın yapamadı. Bak yap. Heh, kapat. Görüyorsunuz diğer eliyle yapabiliyor. Bundan yapamıyor tam. Bir de şu hareketi yapamadı. Böyle bir durum olduğunda derhal bir kendinize hastaneye götürüp kontrol ettirmeniz gerekiyor. Biz de alette de ölçtüğümüzde de olay çıkıyor.